Değerli dostlar, bu yıl MİKTA'nın 10. kuruluş yıl dönümünü idrak ediyoruz. Zirve marşında Endonezya'nın dönem başkanlığında liderler olarak MİKTA'nın son 10 yılını ve geleceğe dair planlarımızı gözden geçirdik. Ziyaretim çerçevesinde Hindistan Başbakanı Sayın Modi ile ikili bir görüşmemiz oldu. Güney Asya'daki en büyük ticaret ortağımız olan Hindistan'la, başta ekonomi olmak üzere pek çok alanda ciddi bir potansiyele sahibiz. Özellikle seçim belirsizliğinin geride kalmasıyla birlikte bu potansiyeli en üst seviyede hayata geçirebilecek imkana kavuştuğumuza inanıyorum. %90'ları bulan rekor katılımla gerçekleşen 14-28 Mayıs seçimleri hem Türk demokrasisinin gücünü hem de milletimizin iktidarımıza olan güvenini teyit ediyor. Attığımız her adımla bu güveni daha da perçinliyoruz. Çarşamba günü kamuoyumuzla paylaştığımız orta vadeli programın hem içeride hem yurt dışında takdirle karşılandığını görüyoruz. Dünya Bankası tarafından yapılan açıklama, Türkiye ekonomisine duyulan güvenin bir tezahürüdür. Dünya Bankası grubu 17 milyar dolarlık yatırım paketinin üzerine 18 milyar dolarlık yeni bir yatırım paketi daha ekledi. Böylece bankanın Türkiye'de önümüzdeki 3 yıl içinde planladığı yatırımların büyüklüğü 35 milyar dolara ulaşacak. Ülkemize yönelik ön yargılar kırıldıkça Dünya Bankası'na yeni kurumlar eklenecektir. Ekonomimizdeki başarılarla birlikte uluslararası yatırımların daha da arttığını hep birlikte göreceğiz. Bir taraftan 6 Şubat depremlerinin yaralarını süratle sararken diğer taraftan da Türkiye 100 yılı hedefimizden asla kopmayacağız. Ziyaretimin diğer hususlar yanında büyüyen ve güçlenen Türkiye gerçeğinin daha iyi anlaşılmasına vesile olduğu kanaatindeyim. Ev sahibimiz Sayın Modi'nin yanı sıra 2 günlük zirve boyunca pek çok ikili görüşme gerçekleştirdik. Bu kapsamda Japonya Başbakanı Sayın Kishida Fumio, Brezilya Devlet Başkanı Sayın Lula, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dhabi Emiri Sayın Şeyh Muhammed Bin Zayed, Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Yun Suk Yeol, Almanya Federal Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Olaf Scholz, Mısır Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Sayın Muhammed Bin Selman, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Sayın Charles Michel, Dünya Bankası Başkanı Sayın Ajay Banga ile son derece verimli görüşmelerimiz oldu. 2 gün boyunca gerçekleştirdiğimiz tüm istişarelerin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hindistan dönem başkanlığına tekrar teşekkürlerimi sunarken görevi devralan Brezilya'ya başarılar diliyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Söz sizde. Buyurun.